Ana son kokarken aynalar yaşlandırıyor seni. Yine sözleri unuttuğum bir şarkıyla beraberiz. Ama siz bu sözleri biliyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Zakkum grubu bu yıl yeni albümleriyle inanılmaz ses getirdi. Eski bir grup olmasına rağmen bu yıl inanılmaz bir çıkış yakaladılar. Biz de fırt diye yanlarına gidip hop diye röportajı yaptık. Ve harika, tadından yenmeyecek bir röportaj çıktı ortaya. Sevilen grup Zakkum'la bir konser öncesi Kampüs Magazin'de buluştuk. Çalışmalarını Ankara'da yürüten Zakkum üyeleri İstanbullu hayranlarıyla buluşacak olmaktan dolayı mutlu. İstanbul'a bir süredir gelmiyoruz aslında. Bu Eylül ve ilk İstanbul konserimiz, yeni sezon ilk konseri. Çok güzel şu an için her şey. Yoldan geldik, biraz sound check yaptık, bir şeyler atıştırdık. Derken saat geldi zaten. Vallahi aslında Ankaralı bir grubuz. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Çok sık İstanbul'a gelip gitmiyoruz. O açıdan bizim için en özel olan şey, uzun zamandır görmediğimiz İstanbul'da yaşayan ve daha önce Ankara'dan tanıdığımız arkadaşlarımızla görüşmek oluyor. İşte bunları biraz hani sıkıştırmaya çalışıyoruz arka arkaya. O yetiyor bize şimdilik. Grup üyeleri Ankara'da yaşamayı tercih etme nedenleri olarak Ankara'nın daha rahat bir yer olmasını gösteriyor. İstanbul ve Ankara çok aslında bir kıyasla gitmeye gerek yok ama yani orada biraz daha kendimiz gibiyiz sanırım. Biraz daha kendi şehrimiz olduğu için. Yani buraya göre biraz daha rahat bir şehir, daha kolay bir şehir, çok üstüne gelmeyen bir şehir. İstanbul'un tabii ki kendi güzellikleri var ama biz orada yaratabiliyoruz. Orada şu an kendimizi mutlu ve güçlü hissediyoruz. Zakkum akustik formatta seslendirdikleri şarkılarıyla beğeni görüyormuş. Ahtapotlar aslında bizim ilk albümümüz olan Zehir Zakkum'da olan bir şarkıydı. Bizim de evet çok sevdiğimiz de bir şarkıydı. Bizim ikinci albümden itibaren sound'umuzda ufak tefek değişiklikler oldu. Artık şarkılar birazcık daha gerçekten akustik sound'a yaklaştı. Bundan sonra da işte Ahtapotların bir akustik versiyonunu yapma fikri ortaya çıktı. Aslına bakarsanız şirketimizle alakalı bir durum da var. Şirketimiz aslında hani böyle bir şeyin de güzel olabileceğini onlar da söylemişlerdi. Bunun üzerine böyle bir çalışma yapıldı. Gerçekten de güzel oldu. Geliyoruz Zakkum üyelerinin okul yaşantılarına. Bundan çok uzun zaman önce Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdim. Sonra Sosyoloji Master'ı yaptım. Ben de Ankara Üniversitesi İletişim mezunuyum. İletişim Fakültesi mezunuyum. Reklamcı kulaklı işte yüksek lisansımı da aynı şekilde aynı bölümde yaptım. Ben çok kötü bir öğrenci değildim galiba, en azından okulu uzattım tabii. Cem 7 senede bitirdi galiba. Bunu çok övülerek söylemiyorum ama. Ben 7 senedir, ben 5 senede bitirdim. 5 senede bitirdim ve yüksek lisansı da arada yaptım. Ben de ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum. Yine aynı bölümde master'ımı tamamladım. Tabii gerçekten uzun bir süre geçti yani. 2004'te en son master'dan mezun olmuştum. İyi bir öğrenciydim yani. Hiç okulla ilgili bir sıkıntım olmadı. Her şey vaktinde gitti. 15 senedir beraberiz üçümüz zaten. Bu süre içerisinde hep müzik de vardı hayatımızda. Ama her şey çok güzel gitti yani. Ben ikisi birbirini bir şekilde bende tamamladı. Ben hala bir öğrenciyim aslında. Bilkent Uluslararası mezunuyum. ODTÜ'de Avrupa Çalışmaları Master'ı yaptım. ODTÜ'de doktoram devam ediyor. Grup içinde hala eğitimini sürdüren de var, mezun olan da. Peki Zakkum'un verdiği üniversite konserleri nasıl geçiyor? Geçen Mayıs'ta oldu çok üniversite konseri ve belediye konseri oldu. Orada da farklı bir kitle var. Üniversiteden bahsetmiyorum mesela, belediye konserlerinde biraz daha farklı bir kitleye ulaşıyorsun. Mesela en son hatırladığım Antalya'da belediye festivalinde çaldı. 8000 kişi vardı ve her türden insana ulaşıyorsun. Bir şekilde her türden o insanlar da kendi şarkılarını duymak mutlu ediyor tabii ki. Yani o kadar fazla insana ulaşmış olmayı düşünmek güzel ve hep birazdan şarkıları söyletiyorsun. En azından belki birkaçını söyletiyorsun, hepsi olmasa da. Bunların hepsi güzel tabii. Üniversite konserleri zaten gençlik yani, ne kadar güzel şey, bir şekilde gençliğe ulaşıyoruz ve orada o enerjiyi sahnede hissetmek harika bir şey tabii ki.
üniversite konserinde benim büyük söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok harika geçiyor, çok güzel geçiyor. Zakkum yavaş yavaş sahne almaya hazırlanırken hayranlarını sevindirecek 3 şarkılık single projelerinin detaylarını da anlatıyor Campus Magazine. Toplamda 3 şarkı söylemem de sakınca yok herhalde değil mi arkadaşlar? Toplamda 3 şarkı var. 2 tane yeni şarkı artı işte sizin de bahsettiğiniz Ahtapotlar şarkısını içeren bir single olacak. Toplamda 3 şarkıyla çıkıyor. Yine sözler Cem Sen Yücel'e ait, besteler Yusuf Demirkol'a ait. Çok güzel şarkılar. Yani en azından biz çok beğeniyoruz. Gayet içimize sinen şarkılar oldu. Hepsi çok güzel. Son bir gece daha çirkin olalım aynalara değil.